Merhaba arkadaşlar, postmodernizm ve modernizm romanlar ikinci bölümüyle devam ediyoruz videolarımıza, derslerimize. Kolay gelsin diliyorum hepiniz arkadaşlar. İnceral'da kalmıştık en son. İnceral'dan devam edelim arkadaşlar. 1944 doğumlu, hala hayatta. Allah uzun ömürler versin diyelim. Geleneksel toplum değerlerini postmodern bir söylemle sorgular. Kurumsallaşmış evliliklerin karşısındadır arkadaşlarım. İnceral. Günlük yaşamın olumsuz etkileri altındaki kadınların özel duyarlılıklarına ve bilinçaltına yer verir. Yani biraz ezilen kadınlar arkadaşlar eserlerinde işliyor. Özellikle arkadaşlar bakın şu Ölü Erkek Kuşlar isimli romanı önemlidir. Bunu sakın unutmayın. 1992 romanında çift kişilikli Suna'nın Su ve Na çelişkileri anlatılır. Esir'in erkek kahramanı Ayhan ise yaşadığı anarşik ortamdaki tehlikeler dolayısıyla yurt dışına kaçar arkadaşlar. İnce Aral'ın arkadaşlar bir başka önemli eseri Yeni Yalan Zamanlar arkadaşlar. 1994'te ilk romanının devamıdır. Babası veremden ölen üvey babasının sarkıntılık ettiği Eda annesine duyduğu nefret ve düşmanlıkla yaşamını sürdürür. Anne ile üvey baba ise dışarıdan dindar bir görüntü vermektedir. Eda'nın eşcinsel dayısı Niyazi dayı Eda'ya daha dürüst görünür. Evet. Tabii konunun içeriğini arkadaşlar sorgulamıyoruz. Bunu bir Servet-i Fünun'dan itibaren bilmeniz gerekir değil mi? Mor Arkadaşlar romanına bakalım. Ve 2013'te Safran Sarı romanına bakalım arkadaşlar İnce Aral'ın. Yeni Yalan Zamanları'nın devamı niteliğindedir. Yazarın romanları çok yönlü. Göndermelerinden ve postmodern tekniğinden dolayı çeşitli okumalara siyasi, ahlaki, toplumsal, cinsel, elverişli bulmacalar şeklindedir arkadaşlar. Şimdi eserlerine bakalım. İnce Aral'ın arkadaşlar hikayelerine bakın önce. Önce hikayelerinden bahsedelim. Bakın arkadaşlar Ağda Zamanı önemli bir eseridir. Kıran Resimleri, Uykusuzlar, Sevginin İşsiz Kışı, Ruhumu Öpmeyi Unuttum, Gölgede 40 Derece eserleri var. Roman arkadaşlar şu önemli. Ölü Erkek Kuşlar, Yeni Yalan Zamanlar, Hiçbir Aşk Hiçbir Ölüm, Mor, Safran Sarı, İçimden Kuşlar Göçüyor, Taş ve Ten, Sadakat arkadaşlar İnce Aral'ın önemli eserlerinden. Zaten İnce Aral'ın arkadaşlar eserleri gördüğünüz gibi isim olarak çok ilginç olduğundan akılda kalması daha muhtemel gözüküyor. Bunu da böyle bilelim arkadaşlar. Geldik Bilge Karasu'ya değil mi? Bilge Karasu arkadaşlar isminden dolayı çoğumuz kadın bir yazar biliriz ama Bilge Karasu gördüğünüz gibi arkadaşlar bir erkektir. 1930-1995 yılları arasında yaşamış felsefeci ve çevirmen olan sanatçı Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmıştır. 1907 sonrası öykü deneme ve roman yazarıdır arkadaşlar Bilge Karasu. Arkadaşlar Bilge Karasu modern ve postmodern anlayışla seçkinci bir tutumla yazar. Çok özenli, hiçbir ayrıntıyı atlamayan, felsefi derinlik taşıyan, inceltilmiş, imgeli, çağrışımlı bir dil kullanır arkadaşlarım. Az ve öz yazar, seyrek yayımlar. Bireyin sorunlarını, korkularını, inanç ve inatsızlık gibi hallerini yeni, kendine özgü dil denemeleriyle Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı. Gördüğünüz arkadaşlar Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı isimli romanının ismi de bayağı bir uzun. 1970 Sait Faik Hikaye Armağanı almış arkadaşlar. İlk kitabı Troya'da Ölüm Vardı. Bakın bunların hepsi önemli eserler. Eğer Bilge Karasu sorulursa bu eserler mutlaka gelir. 1963'te arkadaşlar cinsellik ve eşcinsellik üzerinde durur. Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı arkadaşlar yine Manastır'da yaşayan kesişlerin inançlarını sarsılması kendileriyle hesaplaşmaları üzerine kurulmuş politik eleştiriler içerir. Son eserler arkadaşlar Göçmüş Kediler Bahçesi. Bakın bu da önemlidir Bilge Karasu'nun. Ve arkadaşlar Narla İncire Gazel önemli eserlerindendir. Sadece bunları bile bilseniz aklınızda kalsa Bilge Karasu'dan gelen soruları yapmanız için yeterlidir arkadaşlar. Hikayelerine bakalım. Troya'da Ölüm Vardı. Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı. Kısmet Büfesi, Lağımlar Anası ya da Beyoğlu,
Susanlar, Göçmüş Kediler Bahçesi, Masal Öykü Anlatı. Romana bakalım arkadaşlar. Kılavuz Gece. Bakın Gece isimli romanıyla Pegasus ödülünü almıştır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bakın bunu önemsiyorum. Pegasus ödülünü alan tek Türk yazar olarak da bilinir. Bu açıdan da önemlidir. Bilge Karasu onun için de iyi bilin arkadaşlar. Ne kitapsız ne kedisiz. Narla İncir'le Gazel, Altay'da Bir Güz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kediyi de her fırsatta anlatmış. Çeviri de Ölen Adam 1963'te arkadaşlar çevirmiş Bilge Karasu. Geldik şimdi Vüsat Orhan Bener. Vüsat Orhan Bener ama daha çok Vüsat O. Bener diye bilinir. Siz istediğiniz gibi bilin. Hikayecilerimiz arkadaşlar soyutlamaya, kapalı ve karanlık anlatıma ağırlık veren bir sanatçıdır. İronik ve çağrışımsal bir dili vardır. İronik arkadaşlar daha çok alaya yönelik değil mi? O demek 1950 sonrasını arkadaşlar güçlü modernistlerindendir. Öykülerinde otobiyografik öğeler yer alır. Yeni anlatım biçimleri de dener Vüsat Orhan Bener. Eser arkadaşlar. Aa, çok güzel oldu bak. Öykülerinde otobiyografik öğeleri de dener. Kim dener? Vüsat Orhan Bener. Bakın çok da güzel kafiye oldu. Çok da iyi oldu. Çok güzel iyi oldu. Evet devam edelim arkadaşlarım. Bakın öykü dost var. Yaşamasız var. Kara tren var, mızıkalı yürüyüş var, siyah beyaz var, kapan var. Romanlarına bakıyoruz kardeşlerim. Buzul çağının virüsü. Bakın arkadaşlar bu önemli. Bunu unutmayın. Bu karşınıza çıkabilir. Şunu biraz kaydıralım. Evet. Bay Muannit, Sahtegi'nin notları. Bu eserdeki dil oldukça yadırgatıcı bir dil arkadaşlar. İpin ucu, ıhlamur ağacı. Önemli eserlerdir. Vüsat Orhan Bener'in özellikle buzul çağın virüsünü unutmayın. Karşınıza çıkma ihtimali yüksek. Evet. Devam edelim arkadaşlarım. Evet şimdi çok gündemde bir yazarla karşı karşıyayız. Karşımızda Elif Şafak 1971 doğumlu değil mi? Özellikle bundan 4-5 yıl önce arkadaşlar bir anda ünlü oldu. Ve kitapları herkes tarafından özellikle aşk romanıyla arkadaşlar okunmaya başladı. Bektaşi ve Mevlevi düşüncesinde hareketle mistik bir bakışın yanında kadın, aşk, korku, kültür çatışmaları görülür arkadaşlar Elif Şafak'ta. 2000 yılında Mahrem romanı ile arkadaşlar Türkiye Yazarlar Birliği roman ödülünü alınca çok tanınmış. 2005'te Kadın Kimlik Kültürel Bölünme Dil ve Edebiyat hakkındaki yazılarını bir araya getirmiştir. 2006'da yayınlanan arkadaşlar Baba ve işte siz onu okursunuz arkadaşlar adlı romanını İngilizce olarak kaleme almış. Türk-Ermeni ilişkilerini işleyen bu eser için Türklüğe hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştır. Evet arkadaşlar işte bunu diyorum. En popüler romanı 2009'da yayımlanan ve Mevlana Şems aşkını dile getiren ve mistik bir roman olan Aşk'tır değil mi? Aşk romanı önemli. Bu roman arkadaşlar en kısa zamanda en çok satan kitap unvanı almıştır. Aşk kitabı en kısa zamanda en çok satan unvanı almış arkadaşlar. Ustam ve Ben romanda 2013'te çıkmıştır. Hala da arkadaşlar yazmaya devam etmektedir. Güncel bir yazardır. Hikayelere baktığımızda Kem Gözlerle Anadolu. Romanlarına bakalım arkadaşlar. Pinhan, Şehrin Aynaları Mahrem, Bit Palas, Araf, Meccizir, Baba ve Oğlu diyelim. Aşk, İskender, Siyah Süt arkadaşlar. Denemede Şempare önemli eseridir. Evet arkadaşlar sırada Rasim Özdenören var. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bunun gelme ihtimali yüksek. Ben bu sene açıkçası Rasim Özdenören'den soru bekliyorum. Lütfen dikkatli olun. 1940'ta doğdu arkadaşlar. Hala yaşayan ayrıca 7 Güzel Adam'dan da bir tanesidir. Bunu da unutmayın. Denize Açılan Kapı adlı hikaye kitabıydı arkadaşlar. Türkiye Yazarlar Birliği 1984'te yılın hikayecisi ödülünü almış. Çok sesli bir ölüm. Bakın arkadaşlar bu dönemli atlı hikayesi de Çözülme adlı hikayesi de TV filmi yapılmış. Arkadaşlarım Rasim Özdenören modernizmin yozlaştırıcı etkilerine karşı insanların inançlarını korumaya çağıran metafizik yaklaşımlı bir sanatçıdır arkadaşlarım. Metafizik yaklaşımlı bir sanatçıdır. Bunu sakın unutmayın. Arkadaşlar Rasim Özdenören büyük şehirlerin varoluşlarında yaşanan yalnızlaşma, parçalanma, aile içi çatışma gibi konulara ağırlık vermiş. Eserlerine baktığımız zaman Gül Yetiştiren Adam, hikayelerine baktığımız zaman arkadaşlar Çok Sesli Bir Ölüm. Bakın bu önemlidir. Bu da önemlidir. Çözülme, Ansızın Yola Çıkmak, Denize Açılan Kapı arkadaşlar.
Hastalar ve ışıklar koyu hışırda çarpılmışlar. Denemeye bakıyoruz. Ruhun malzemeleri, kafa karıştıran kelimeler, yumurtayı hangi ucundan kırmalı, Müslümanca düşünme üzerine denemeler, düşünsel duruş, aşkın diyalekti, eşikte duran adam, köpekçe düşünceler arkadaşlar. Önemli eserleri bilginiz olsun. Şimdi geçtik arkadaşlar Latife Tekin'e. Arkadaşlarım Latife Tekin 1957 doğumlu, hala kendisi yaşamaktadır. Allah uzun ömürler versin diyelim. 1983'te yazdı arkadaşlar Sevgili Arsız Ölüm. Bakın bu eser önemli, bunu unutmayın. Sevgili Arsız Ölüm ile arkadaşlar tanınmış. Bu eserde otobiyografik ögelere başvurur. Yani kendi hayatından bahsetmiş. Toplumda kök salmış inançların boşluğunu hissettirir arkadaşlarım. Çocukluğundaki yasaklar, büyük şehre göçen çok çocuklu ailenin parçalanması ve yeni kurallar, dayatmalar yer alır Sevgili Arsız Ölüm'de, unutmayın arkadaşlar. Ayrıca Unutma Bahçesi 2004 diğer önemli romanıdır. Buzdan Kılıçlar, Gece Dersleri, Aşk İşaretleri, Ormanda Ölüm Yokmuş, Berci Kristan Çöp Masalları gibi arkadaşlar romanları, Bir Yudum Sevgi adlı senaryosu da vardır. Bunu da sakın unutmayın arkadaşlarım. Evet, geldik Nezihe Meriç'e arkadaşlar. 1970'li yılların siyasi karışıklıklarını anlatan hikayeleriyle tanınmıştır. Korsan Çıkmazı, bakın bu önemlidir arkadaşlar Nezihe Meriç'in önemli eserlerinden, romanı ile 1962 Türk Dil Kurumu roman ödülünü, Bir Kara Derin Kuyu hikayesi arkadaşlar, 1990 Sait Faik hikaye armağanı, Yandırma hikayesi ile 1998 Sedat Simavi Edebiyat Ödülünü kazanmıştır arkadaşlarım. Kadınların yalnızlıklarını anlatan sanatçı şiirsel bir dille bilinçaltına yönelir. Olaydan çok kesitlere, durumlara, duygulara ağırlık verir. Örf ve adetlerin, alışkanlıkların baskısıyla rahatsız olan kadınların mutsuzlukları, bunalımları üzerindedir. Bunu da sakın unutmayın arkadaşlar. Evet, eserlerine baktığımız zaman arkadaşlar, Boz Bulanık, Topal Koşma, Menekşeli Bilinç, Duman Altı, Bir Kara Derin Kuyu, önemli demiştik. Bakın arkadaşlar, Korsan Çıkmazı, Topal Koşma'dan bir hikaye geliştirmiş şekli, Korsan Çıkmaz mahallesindeki birlikte büyüyen iki kadının mahalle baskısı altındaki duygulanmaları, geçmişi hatırlamaları kurulan bilinçaltı romanıdır arkadaşlar. Sevdican, Sular Aydınlanıyordu, Çın Sabah'ta, Alagün Çocukları, Küçük Bir Kız Tanıyorum. Önemli. Bu da çocuk kitaplarındandır. Bilginiz olsun arkadaşlarım. Şimdi başka bir kadın romancımıza, Pınar Küre geldik arkadaşlar. 1943 doğumlu, hala yaşıyor. Allah uzun ömürler versin diyelim. Pınar Küre arkadaşlar. Arkadaşlarım, Pınar Kür Ankara Devlet Tiyatroları'nda dramaturg olarak da çalışmış olan sanatçı, tiyatronun kendisine yetmediğini görüp roman ve hikayeye geçmiştir arkadaşlar. Halktan, devrimden, devrimcilikten söz eden politik söylemlerin yanında cinselliğe, psikolojik tahlillere çok yer vermiş. 12 Mart'tan ilham almıştır arkadaşlar. Yarın Yarın, bakın bunların bütün hepsi önemli arkadaşlar. Küçük Oyuncu, Pınar Kür sorulursa bunlar mutlaka sorulur. Asılacak Kadın, lütfen bunları bilin. Bitmeyen Aşk, Bir Cinayet Romanı, Sonuncu Sonbahar, Pınar Kür'ün önemli romanlarındandır. Bir Deli Ağaç arkadaşlar, Akışı Olmayan Sularda, onun hikaye kitaplarındandır. Bunu da böylece bilin arkadaşlar. Beş romancının, Murat Anmungan, Faruk Ulay, Elif Şafak, Celil Oker, Pınar Kür sırasıyla arkadaşlar bir bölümünü yazdıkları bir roman olan Beş Peşe projesinde yer almış ve son bölümünü o yazmıştır. Yakın dönemde arkadaşlar, İnsanın Halleri, Hayalet Hikayeleri, Cinayet Fakültesi adlı eserleri de yayımlamıştır. Bunu da arkadaşlar bu şekilde bilin. Evet, şimdi geçtik arkadaşlar Selim İleri'ye. Selim İleri'ye de arkadaşlar dikkat ediyorum. Onun da bu sene gelme ihtimali yüksektir. Çünkü ÖSYM buna takmış durumda arkadaşlar. Az önce gördüğünüz 2014'te bunu LYS'ye sordu. 2015'te bunu arkadaşlar ÖABT'ye sordu. Onun için dikkat edelim. ÖABD ne derseniz, öğretmenlik alan bilgisi sınavı arkadaşlar. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin girdiği. 1970 sonrası arkadaşlar hikaye romanı, deneme, inceleme, eleştiri ve antoloji yazarıdır. Senaryolarda yazmıştır. Bir İstanbul yazarıdır. Selim İleri 1949 doğumlu, hala yaşıyor.
Allah uzun ömürler versin diyelim arkadaşlar serimileriye. Modern hikaye teknikleriyle Türk halk hikayesi geleneğini birleştirmek gerektiğini savunmuştur. Dostlukların Son Gün adlı hikayesiyle arkadaşlar 1976 Sait Faik hikaye armağanı kazanmış. Her Gece Bodrum adlı romanında arkadaşlar burjuva aydınının yalnızlığını yozlaşmasını anlatır. Bu roman 1977 Türk Dili Kurumu'na almıştır. Bakın arkadaşlar 2014 yılında sormuş. Bunu bilginiz olsun. Arkadaşlar Selim İleri son eserlerinde ısrarla sosyal ilişkiler üzerinde durur. Kırık Deniz Kabukları, Gramofon Hala Çalıyor adlı romanlar arkadaşlar İstanbul'un kaybolan değerlerine, özlemin ve yaygınlaşan çirkinliklerin karşısında tedirginliklerin romanıdır. Cemil Şevket Bey ve Aynalı Dolaba İkel Rovelver, Snahit Sıtkı Örik'in yaşamını ve Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki modaları sosyal yaşamı anlatır arkadaşlarım. Solmaz Hanım, kimsesiz okurlar için roman ise şizofreni ile bunalan kadın gözüyle yapılan sosyal eleştirileri içerir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Arkadaşlarım Selim İleri İstanbul'la ilgili denemeler ve anılar yazmıştır. Bundan dolayı zaten İstanbul yazarı dedik. Yıldızlar Altında İstanbul 1998'de O Burcu'nun Edebiyat kitabı, Uzak Hep Uzak, İstanbul'un Sandık Odası, İstanbul Seni Unutmadım, İstanbul Hatıralar Kolonyası arkadaşlar eserleri vardır. Kırık Deniz Kabukları arkadaşlar, büyük romancımız Halit Ziya'nın bir baba ve romancı olarak dramını anlatan biyografik bir romandır. İstanbul'a yönelik nostaljik yaklaşımında Abdülhakşinas Hisar'ın etkisindedir. İyimserliğini kaybetmeden bugünden kaçan ve İstanbul'un mazisince sığınan bir havası vardır. Bilginiz olsun. Arkadaşlarım şu eserleri önemli karşınıza çıkar. Cumartesi Yalnızlığı, Pastırma Yazı, Bir Denizin Eteğinde, Eski Defterlerde Solmuş Çiçekler, fotoğrafı sana gönderiyorum. Diğer önemli hikayelerdir arkadaşlar. Destan Gönülleri, Yarın Yapayalnız, Bir Akşam Alacası, Cehennem Kraliçesi, Ölüm İlişkileri, Ölünceye Kadar Seninim, Saz Caz Düğün Variyete, Yalancı Şafak gibi bazı önemli romanları vardır arkadaşlar. Selim İleri'nin, bilginiz olsun. Ve arkadaşlar ıssız yağmurlu annem için Rüyamdaki Sofralar, Kar Yağıyor Hayatım onun bazen kitaplarıdır. Nota baktığımız zaman Ölüm İlişkileri, Cehennem Kraliçesi, Bir Akşam Karacası ve Her Gece Bodrum, Bodrum dörtlemesi olarak arkadaşlar adlandırılmıştır. Bu da ayrıyeten bilginiz olsun. Sıradaki arkadaşlar romancımız bir başka kadın romancımız olan 1938 doğumlu Ayla Kutlu'dur arkadaşlar. Hemen Ayla Kutlu'ya da bakalım. Toplumumuzun geçirdiği çalkantılı dönemleri toplumcu gerçekçi bir bakışla hikaye eden önemli bir sanatçıdır arkadaşlarım Ayla Kutlu. TRT ekranlarında Nazlı Eray ile Hayat Bir Masal adlı programı sunan sanatçı, öykü ve roman yazarı olarak tanınmış, Kadın Destanı Koşuk adlı eseriyle yankı uyandırmıştır arkadaşlar Ayla Kutlu. Eserlerine baktığımız zaman arkadaşlar Ayla Kutlu'nun Kaçış, Islak Güneş, Tutsaklar, Hoşçakal Umut, Bir Göçmen Kuştu, O Asi, Ateş Üstünde Yürümek, Cadı Ağacı Emir Bey'in Kızları. Romanlar hikayeler bakıyoruz. Hüsnü Yusuf Güzellemesi arkadaşlar. Mekruh Kadınlar Mezarlığı, Sen de Gitme, Triandafilis. Anıda arkadaşlar Zamanda Eskir, Ayla Kutlu'nun eserleri bunlarda. Geldik arkadaşlar Nazlı Eray'a. Arkadaşlarım Nazlı Eray, edebiyatımızda bilim kurgu türünün en başarılı yazarlarındandır. İronik, fantastik, masalsı ve gerçeküstü anlatımıyla arkadaşlar dikkat çeker. Ay Falcısı onun otobiyografik romanıdır. Bakın arkadaşlar Ay Falcısı adlı otobiyografik romanda aslında Nazlı Eray kendi hayatından bahseder, kendi hayatını anlatır. Roman ve öykülerin arkadaşlarım kullandığı fantastik gerçeklik unsurlarıyla da anılan sanatçı akademik düzeye metin yazarlığı dersi de vermektedir. Bunu da böyle bilin arkadaşlarım. Evet, romanlarına baktığımız zaman Pasifik Günleri, Sis Kelebekleri, Arzu Sapağında inecek var. Önemlidir arkadaşlarım bu Nazlı Eray'ın eserlerinden. Deniz Kenarında Pazartesi, Aşkı Giyen Adam. Hikayelerine baktığımız zaman Geceyi Tanıdım, Ah Bayım Ah, önemli. Hazır Dünya, Aşk Artık Burada Oturmuyor, Kapıyı Vurmadan Gir, önemli eserlerdir arkadaşlar. Şimdi geçtik Tomris Uyar arkadaşlarım. Evet.
Arkadaşlarım Tomris Uyar modernizmi esas alan hikaye yazarıdır. Günlük deneme ve çeviri ustasıdır. Evet arkadaşlar Tomris Uyar da daha çok postmodernist hikayeleriyle ya da modernist hikayeleriyle ön plana çıkıyor. Klasik kurgudan uzak bir anlatımı vardır. Yoğunluk, içtenlik ve gerçekçilik peşindedir. İstanbul Türkçesinin unutulmaya yüz tutmuş arkadaşlar. Kelime ve deyişleriyle dikkat çeker. Hikayelerine baktığımız zaman İpek ve Bakır, Ödeşmeler ve Şahmeran hikayesi, Diz Boyu, Papatyalar, Yürekte Buka, Yaz Düşleri arkadaşlar. Önemli eserleri günlüğe baktığımız zaman da Yüzler ve Sokaklar, Sesler arkadaşlar. Tomris Uyar'ın önemli eserlerinden. Evet, geldik şimdi arkadaşlar Ayşe Kulin'e. Ayşe Kulin de bizim için önemli sanatçılardan karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Osmanlı çöküşüyle arkadaşlar birlikte Yugoslavya'da ve Balkanlar'da yaşanan acıları, göçleri ve parçalanmaları, aşkları anlatan romanlarıyla çok sevildi. Bunlar arkadaşlar biyografik ve otobiyografik öğeler oldukça sık rastlanır. Dönüş, Sevda Linkal arkadaşlar bakın bunlar önemli eserleri. Eğer Ayşe Kulin sorulursa bu eserler mutlaka verilir. Veda, Umut, bu izlekte gelişen arkadaşlar ırmak romanlar niteliğindedir. Bilginiz olsun. Arkadaşlarım Nefes Nefese romanı 2. Dünya Savaşı sırasındaki Yahudi soykırımını önlemeye çalışan Türk diplomatlarını konu alır. Gece Sesleri Ege'li geniş bir ailenin 40'lı yıllarına başlayan kuşak çatışmalarını ve anne kız ilişkilerini anlatan bir romandır. Türkan'da da arkadaşlar Türkan Saylan'ı Bir Tatlı Huzur'da, Münir Nurettin Selçuk'da arkadaşlar Köprü'de Erzincan Valisi. Evet arkadaşlarım Erzincan Valisi dedik. Recep Yazıcıoğlu'nu anlatır. Bunlar biyografik roman türünün en güçlü örneklerindendir. Köprü romanı arkadaşlar dizi yapılmış ve ayrıca Ada Aylin Ayşe Kulin. Ne güzel değil mi? Bakın kafiyeli oluyor. Ada Aylin Ayşe Kulin. Füraye arkadaşlar romanları da biyografik romanlarındandır. İlk öykülerini topladığı Güneşe Dön Yüzünü ile Geniş Zamanlar adlı arkadaşlar öykü kitapları da yine ön plana çıkmıştır. Bunu da sakın unutmayın. Arkadaşlarım Foto Sabah Resimleri öyküsüyle Haldun Taner ve Sait Faik hikaye ödüllerini kazanmış. Adaylin romanıyla İletişim Fakültesi yılın yazarı. Sevda Linka ile arkadaşlar İletişim Fakültesi yılın roman ödüllerini almış. Ayrıca Gülizar öyküsünde senaryo ulaştırdığı Bebek ile arkadaşlar Kültür Bakanlığı senaryo ödülünü kazanmıştır. Ayşe Kulin. Arkadaşlarım Bir Gün Roman, Bir Varmış Bir Yokmuş Öykü. Sit Nene'nin masalları, Hayat Dürbünümde 40 Sene, Hüzün Dürbünümde 40 Sene, Gizli Anların Yolcusu, Handan, Hayal Kibatı, Hayal Kibatı yazmış, hayal kitabıdır o, Taş Duvar Açık Pencere, Gardelenler, Babama, İçimden Kızıl Bir Gül gibi arkadaşlar onun diğer eserleriymiş Ayşe Kulin'in. Ama özellikle söylediğim gibi o Siyah Puntoyla yazılanlara ve benim Yuvarlak içerisine aldığım eserleri bilirseniz arkadaşlar işiniz çok kolaylaşır. Ayrıca Ayşe Kulin'in de bu sene yine sorulmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar Oktay Akbal bakın Oktay Akbal bizim için neden önemli? Şimdi söyleyeyim arkadaşlarım. Oktay Akbal'ı biz daha 2015'te geçen sene kaybettik. Bundan dolayı hani bir jest olsun diye Oktay Akbal'ın ben açıkçası sorulmasını bekliyorum. Karşınıza gelirse şaşırmayın. Onun için Oktay Akbal arkadaşlar biraz dikkatli dinleyin. Bilginiz olsun. Uzun süre arkadaşlarım gazetecilik yapan Küçükpaşa adlı köy romanı, bakın Küçükpaşa adlı köy romanı önemli. Küçükpaşa adlı köy romanı yazar Ebu Bekir Hazım Tepayran'ın arkadaşlar torunudur. Gazetedeki arkadaşlar köşesinde Evet Hayır başlıklı fıkraların yazarıdır. Varlık dergisinde Günlerde adlı günlüklerini yayınlamış hikaye roman günlük deneme fıkra yazmıştır arkadaşlarım Orhan Akbar. Bakın önemli eserlerini zaten Siyah Puntoyla yazmış. Ben yine arkadaşlar size söyleyeceğim. Önce Ekmekler Bozuldu arkadaşlar. Çok önemli bir öyküsüdür. Bunu mutlaka bilin. Aşksız insanlar, Bizans Definesi, Bulutun Rengi, Yalnızlık, Bana Yasak, Tarzan Öldü. Yine önemli arkadaşlar öyküler arasında İstinye Suları, Berber Aynası, Sait Faik hikayesi almıştır. Bu da önemlidir. Karşı Kıyılar, İki Çocuk, Luna Park. Romanlara baktığımız zaman arkadaşlar Garipler Sokağı, Suçumuz İnsan Olmak. Bakın önemlidir. Suçumuz İnsan Olmak. İnsan bir ormandır. Düş Ekmeği Yeşile yine önemli eserlerindendir.
Günceye baktığımız zaman arkadaşlar, günlerde, anılarda görmek, yeryüzü korkusu, yüzyıllardır umutsuzluk önemli eserlerinden. Arkadaşlar, Oktay Akman denemelerine baktığımız zaman konumuz edebiyat, dost kitapları, yaşasın edebiyat. Temmuz serçesi önce şiir vardı. Bakın bu önemli olabilir. Bir de simit ağacı olsaydı, ölümsüz oyun, kanatlı sözler uçar mı? Senin adına aşk, yaşam bir uzlaşmadır, yazmak yaşamak. Anıya baktığımda arkadaşlar, Hiroşimalar olmasın önemli. Anılarda görmek, şair dostlarım, şairlere ölüm yok. Kırmızı tenli tramvay, Baba Ali 50 yıl inceleme, çağdaş dünya edebiyatçıları sözlü arkadaşlar Oktay Akbal'ın çalışmalarıdır. Geldik arkadaşlar Haldun Taner'e. Arkadaşlarım, Haldun Taner İstanbul'lu olan sanatçı, Almanya'da siyasal bilgiler okumuş. 1938'de yurda dönmüş ve İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirmiş. Edebiyat Fakültesinde tiyatro dersleri vermiştir. Çeşitli gazetelerde arkadaşlar sanat ve kültür yazılarını yazmış. 1967 yılında 4 arkadaşıyla birlikte kabare tiyatrosunu kurmuş. Bunu bilin arkadaşlarım. Bunu bilin. 1. Gözlem, gülmece ve yergi yeteneğiyle büyük kentin değişik kesimlerinden seçtiği tipik insanların yaşamını yansıtan öyküleriyle atanmış. Aynı zamanda büyük bir tiyatro yazar olarak ün salan sanatçı. Arkadaşlarım bunu kesin bilin. Keşanlı Ali Destanı adlı oyunuyla Türkiye'de epik tiyatronun ilk örneğini vermiştir. Tekrar ediyorum. Haldun Taner, Keşanlı Ali Destanı adlı oyunuyla Türkiye'ye epik tiyatronun ilk örneğini vermiş. Ki zaten bunu arkadaşlar gördüğünüz gibi 2014 LYS'de ne yapmışlar? Sormuşlar. Bilginiz olsun. Öykülerini güldürerek arkadaşlar düşündürme yöntemiyle yazmış ve büyük kentin insanlarını anlatmıştır. Türk tiyatrosu ile epik tiyatrosunu Brecht'in sentezlemiş, bu tarzı kabare tiyatrosunda da sürdürmüştür. Eserlerinde hep bir ironi, yani alay değil mi, vardır. Özellikle İstanbul'un dost canlısı semtlerini anlatırken modern yaşama ayak uyduramayan insanlara sevgi duyar ve buraların yok olmasını dört gözle bekleyen rantçıları akbabalar olarak görür değil mi arkadaşlar? Bakın, o İstanbul'da aslında gecekonduda yaşayan insanların yanındadır arkadaşlar Haldun Taner. İstanbul'un gecekondularındaki alt kültürlerin ve onlara ulaşamayan devlet otoritesinin yerini dolduran zorbaları çokça anlatır. Bazı hikayelerinde ise Almanya'daki işçilere yönelir. Oyunlarında komik öğeleri sanatsal düzeyde kullanan arkadaşlar seçkin sanatçılardandır. Haldun Taner, bilginiz olsun arkadaşlarım. Evet. Bakın birçok eseri var Haldun Taner'in. Eserlerin toplumsal eleştiri ve yöntemi göze çarpar, kahramanları kendi ağızlarıyla konuşturur ve meddah konuşmalarına yararlanır. Evet arkadaşlar, bakın önemleri söyleyeceğim. Hepsi karşınıza çıkabilir. Yaşasın demokrasi, tuş, şişhaneye yağmur yağıyordu, ay ışığında çalışkur, 12'ye 1 var, konçinalar, Sancho'nun sabah yürüyüşü, yalda sabah, yatmamak üzere arkadaşlar. İlk epik tiyatro, Keşanlı Ali Destanı, Fazilet Eczanesi, Huzur Çıkmazı, Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım, Zilli Zarife, önemlidir arkadaşlar. Evet, Eşeğin Gölgesinde, Günün Adamı, Dışarıdakiler ve Değirmen Dönerdi, Vatan Kurdalan Şaban, Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı arkadaşlar, Haldun Taner'in önemli tiyatrolarından. Denemelerine baktığımız zaman arkadaşlar, Deve Kuşu'na Mektuplar, Bu Şehri İstanbul Ki, onunki kabare tiyatrosudur, Bu Şehri İstanbul Ki Bir Müslü Beha'dır, Bir Yengine, Bir Sengine Yekpare Acem Mülkü Fedadır diyor değil mi? Kim diyordu bunu? Nedim diyordu galiba. Evet. Çok, o da seviyor İstanbul'u. Düşsem yollara yollara gezer arkadaşlar. Ölürse tenler ölür, canlar ölesi değil. Anı Haldun Taner'in, bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, kısa kısa şimdi özetlerden bahsetmiş bakalım. Keşanlı Ali Destanı epik tiyatrodur. Gecekondu sentlerindeki uyumsuz yaşamın devlet otoritesini yerine geçen kabadayılığın ironik anlatımıdır arkadaşlarım. Mekan Sinekli Dağ adlı Gecekondu mahallesidir. Koro ve diyalog tekniği vardır. Polisin yokluğu, devlet arazisini parselleyip satan zorba kabadayılar, bir aşk esininde züppe şehirli gençler, hepsi bu oyundadır. Keşanlı Ali Destanı'ndadır. Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım da arkadaşlarım. Her devre uyan üç kağıtçı Efruz ekseninde siyasi ve sosyal tenkitler yer alır arkadaşlar. Bu eserin kahramanı Ömer Seyfettin'in her devrin adam olan bir kahramanından alınmışlar. Adı ise Ziya Gökalp'in Vazife adlı şiirinden kalıdır arkadaşlar. Ve gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım anlayışın eleştirisidir.
Lütfen dokunmayın. Prut Savaşı arkadaşlar, Baltacı Kaderin'le karşılaşması üzerine araştırma yapan Sevgi adlı arkadaşlar kızın çevresindeki insanların bu tarihi olaylarla yorumlar üzerine durulmuştur. Dışarıdakiler ve Huzur Çıkmazı'nda arkadaşlarım. Bu eserlerde aile içi ilişkiler yer alır. Özellikle Huzur Çıkmazı'nda Memnun adındaki erkeğin genç karısı Zennube'yi arkadaşlar memnun etmek isterken onu sevgisiyle boğması çok anlatılmıştır. Arkadaşlarım, Sersem Koca'nın kurnaz karısına baktığımız zaman Ahmet Vefik Paşa'nın Bursa valiliği sırasında Molière'den bir oyunun sahnelenmesi, Fasulye Cihan, tiyatro kumpanyasının maceraları üzerine kurulan bu oyun arkadaşlar tiyatro tarihimizin özetidir. Bir de Eşeğin Gölgesi'ne bakalım arkadaşlar. Eşeğin Gölgesi'nin onun absürt yani saçma tiyatrosudur. Masalımsı isimler kullanılır. Bunların arkadaşlar hepsi birer göndermedir. Olaylar Abdalya ülkesinde geçer. İki budala çırak kiralanan eşeğin gölgesinde kiracı yaralanabilir mi konusunu tartışmaktadır. Çırakların arkadaşlar kavgaları ise görünüşte düşman olan patronları mutlu etmekte, onların keselerini doldurmaktadır. Durumun farkında olan ve insanları uyandırması gereken arkadaşlar Ozan'ın ise sesi hiç duyulmamaktadır. Siyasi tartışmalarındaki etkileyiciyle 1964'te savcılık temsilini arkadaşlar engel olunmuştur. Geçtik arkadaşlarım Tahsin Yücel'e. Arkadaşlarım Tahsin Yücel'e baktığımız zaman yazın hayatına öyküler yazarak başlayan sanatçının ilk öyküsü Dert Çok Hem Dert Yok adlı öyküsü arkadaşlar, bakın önemli. Yalın bir dil kullanıldı bu dönemde, halkın yaşamına oldukça tutarlı bir yaklaşım sergilemiş. Modern sözcükleri kullanan usta bir üslupçu olarak dikkat çekmiştir arkadaşlarım. Bakın bunlar önemli. Uçağın daireler, hani yaşamalı, düşlerin ölümü adlı hikayelerinde otobiyografik yaklaşımlar sergiler. Yani kendi hayatını anlatır Tahsin Yücel. İlk zamanlarda oldukça karamsar olan sanatçının 1970'lerden sonra tarzında değişiklikler gözlenmiş ve yaşadıktan sonra Dönüşüm, Vatandaş, Ben ve Öteki kitaplarıyla arkadaşlar kişilerin iç dünyalarına ağırlık veren ve çevreyi geri plan atan öykülere imza atmıştır. Aynı zamanda iyi bir romancı kabul edilen yazar, halkın inanış ve değerlerine karşı ironik bir tutum sergiler, gösterge bilimi tanıtan yazılarda vardır. Bilginiz olsun arkadaşlarım. Evet. Tahsin Yücel'in eserlerine baktığımızda arkadaşlar Uçan Daireler, Düşlerin Ölümü, Hane'yi Yaşamalı, Yaşadıktan Sonra Dönüşüm, Vatandaş ve Ben Öteki Komşular, Galyan Devrimi Aykırı Öyküler. Romanlarına bakıyoruz arkadaşlar. Mutfak Çıkmaz önemli. Pardon arkadaşlarım. Mutfak Çıkmazı önemli. Peygamberin Son 5 Günü, Bıyık Söylencesi, Gökdelen Sonuncu. Denemeye bakıyoruz arkadaşlar yazın. Gene yazın ve tartışmalar. Yazın ve yaşam. Yazının sınırları, salaklık üstüne deneme, masala bakıyoruz, Anadolu notları. Arkadaşlar, Hane Yaşamalı ile Sait Faik hikaye ödülünü 1956'da, Düşlerin Ölümü ile TDK ödülünü, Peygamberin Son 5 Günü ile Orhan Kemal romanını almasında arkadaşlar önemlidir. Olur ya arkadaşlarım, bakın yazım kuralı çıkabilir. Bizim alışkanlıklarımızı biraz değiştirmemiz zor. Biz çoğumuz buna TDK diyoruz ama alfabede biliyorsunuz K diye bir harf yok, K var. Onun için arkadaşlar bunun açılımı TDK'dir. Buna ek geldiği zaman diyelim mesela ilge ki gelsin buna. TDK'nın olmaz arkadaşlar. TDK'nin olur. Bilginiz olsun. Bunu da size yazım kuralı olarak söylemiş olayım arkadaşlar. Karşınıza çıkabilir. Bahattin Özkişi'ye bakalım arkadaşlarım. Bahattin Özkişi Tanpınar'ın etkisiyle yazarlığa başlamış. Sait Faik'in desteğiyle arkadaşlarım yazarlığa devam etmiştir. Eserlerinde insanın temel sorunlarını anlatmış, babası şeyh olan sanatçının eserlerine manevi bir hava sinmiştir. Kimin arkadaşlar? Bahattin Özkişi'nin arkadaşlar. Bahattin Özkişi'ye arkadaşlar baktığımız zaman eserlerine Sokakta, Uçtaki Adam, Köse Kadı, öykülerine baktığımız zaman arkadaşlar Göç Zamanı, Bir Çınar Vardı önemli. Böylelikle arkadaşlarım modern ve postmodern romanı bitirmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım. Evet. Pardon.